Harika Hikaye Eski Antlaşma. Firavun, "Hayır," dedi. Mısır'dan Çıkış 5. ve 12. bölüm. Musa Firavun'a, "Tanrı'nın halkının gitmesine izin ver," dedi. "Tanrı'ya tapınmak için Mısır'dan çıkmak istiyoruz. Lütfen şimdi halkıma gitmesi için izin ver." Firavun, "Hayır," dedi. Musa tekrar, "Tanrı gitmemize izin vermen gerektiğini söyledi," dedi. İnatçı Firavun, "Senin Tanrın ne dediği umurumda değil," dedi. Firavun İsrailleri daha çok çalıştırdı. İsrail halkının yemek için bile yeterli zamanı yoktu. Tanrı, Musa'ya ne yapması gerektiğini söyledi. "Firavun sana ve insanlara kötü davranacak. Ama merak etme, onlar yakında benim İsrail'in Rabbi olduğumu görecekler," dedi. Musa birçok defa, "Tanrı'nın halkının gitmesine izin ver," dedi. Ama Firavun Tanrı'yı dinlemedi. Firavun, "Hayır," dedi. "Senin halkın benim için çalışmalı," dedi. Mısır'da korkunç şeyler olmaya başladı. Mısır'da en uzun nehir kana dönüştü. Mısır'da her tarafta kurbağalar vardı. Toz sivrisineğe dönüştü. Her taraf sineklerle kaplandı. 9 korkunç felaketten sonra son olarak korkunç bir şey daha oldu. Her Mısırlı ailede ilk doğan oğul, hatta Firavun'un oğlu da öldü. Mısır'ın her yerinde feryat sesleri duyuldu. Sonunda Firavun Musa ve Harun'u çağırdı. Firavun, "Halkını Mısır'dan çıkart," dedi. Firavun artık inatçı değildi. Tanrı Firavun'dan daha büyük olduğunu gösterdi.